أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه ربنا خالقımız مولاي متعال جل جلاله ويا sonsuz hamd ve senalar nihayetsiz şükürler olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbağına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Amin. Değerli cemaat, kıymetli hazirun. En'am suresi 134. ayeti kerimede devam edelim. Cenab-ı Hak istifade etmeye bizleri muvaffak eylesin. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ tu'adûne le'âtin ve mâ entum bimu'cizîn. Sadakallâhul azîm. İnnemâ tu'adûne muhakkak size vaat olunanlar le'âtin gelecektir. Ve mâ entum bimu'cizîn. Siz aciz bırakacak değilsiniz. Kısaca ayet-i kerimenin mealini arz etmeye çalıştık. Bu ayet-i kerimede nüzulüyle alakalı denilir ki Mekke müşrikleri vaktaki Efendimiz Aleyhisselam'a hani ve yekulûne metâ hâzel va'du in kuntum sâdikîn. Madem doğru söylüyorsun, işte geçmiş kavimlerin helakinden bahsediyorsun. İşte sana inanmaz, seni kabul etmezsek başımıza gelecek bela, azap. Onlardan söz ediyor, bahsediyorsun. O zaman hadi başımıza taş yağdır. Hadi semadan, gökten Allah bizim azabımızı versin gibi. Efendimiz'i alaya alır, istihza eder ve sözüm ona zorda bırakmak için söylediklerine karşılık Cenab-ı Hak bu ayeti kerimeyle اِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَعَادٍ size vaat edilen, ne söylenmiş ise bunlar gelecek. Size söylenen, size vaat edilen hakikatler mutlaka başınıza gelecek, yaşayacaksınız. Yine bu ayet-i kerime ile alakalı Mekke müşrikleri malum, Allah'a inanmakla beraber ahiret inancı olmayan bir toplum. Efendimiz Aleyhisselam'a gelip ne diyorlardı? وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَم۪ينَ Efendimiz Aleyhisselam'a getirdikleri ölmüş insan kemiklerini, kafatasını, sen bunun tekrar diriltilecek olduğunu iddia ediyorsun. Söyler misin bu bir daha dirilecek, canlanacak mı diye öldükten sonraki dirilmeyi, ahireti, mahşeri inkar ediyorlardı. Buna mukabil ayet-i kerimede onlara size vaat edilen, size anlatılan, peygamberin haber verdiği ölüm, öldükten sonra ba'd, dirilme, haşir, neşir, ahiret, mahşer, bütün bunlar le'atin, gelecek. Yani bunların hepsini yakında göreceksiniz, yaşayacaksınız. Bir diğer mana, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hakk'ın dünyada verdiği vaatler var. Ne var? Allah ona fetih sözü vermiş. Mekke'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zorla çıkartılmış, hicret etmek zorunda bırakılmış. Cenab-ı Hakk'ın peygambere ve ona iman edenlere verdiği sözler var, vaatler var, dünyalık. Bu sözlerin hepsi gerçekleşecek. Yani Allah ne söz verdiyse Mevla Teala sözünü mutlaka tutacak, yerine getirecektir. Allah Teala ölüm var, öldükten sonra dirilmek var, kabir var, mahşer var, hesap var diyorsa küllü atin karim, her gelecek yakındır kaidesi gereğince. Yani madem bunlar gelecekte, önünüzde yaşanacak, bunlar çok uzakta olan şeyler değil, yakındır. Birçokları işte bu hakikatle yüzleştiler, gittiler. Bizim için de bu hakikatle yüzleşmeye çok kalmadı. Onun için ulema bu ayet-i kerimede bize şöyle bir ders çıkartarak buyuruyorlar ki Mevla Teala burada aslında inanan inanmayan bütün kullarına hem ihtar ediyor hem tehdit ediyor. Yani size vaat edilen gerçeklerle yakında yüzleşeceksiniz. Ölüm var, kabir var, ahiret var.
hesabınızı ona göre yapın demektir. Böyle uzun emeller peşinde koşmayın. Önünüzde sizi bekleyen böyle bir hakikat varken boş işlerle ömür tüketmeyin demektir diyor ulema bu ayeti kerime. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için hatta denilir ki sahabe-i kiramdan Üsame bin Zeyd radıyallahu anhuma bir gün diyor bir şey satın aldı. Aldığı şey çok önemli değil ama dikkat buyurun bir ay vade ile aldı aldığını. Bir aylık vade. Yani bir ay sonra parasını vermek kaydıyla bir alışveriş yaptı. Var mı bir sıkıntı? Bizim için yok. Biz bir ay sonrasına değil, 120 ay sonrasına da alışveriş yapıyoruz biz. Ama Allah Resulü bunu duyunca diyor sahabeye dedi ki, Üsame'nin yaptığını gördünüz mü? Ne şaşılacak şey. Ne yaptı Üsame? Bir ay vade ile bir şey satın aldı. Allah Resulü Üsame'nin bu yaptığına o uzun emel sahibidir diyerek tenkit etti. Ve sonrasında buyurdular ki size vaat edilen şey muhakkak gerçekleşecektir, ondan kaçamayacaksınız. Yani burada size vaat edilen ölüm yakında başınıza gelecek, ölümden kaçışınız, kurtuluşunuz mümkün değil. Dolayısıyla ne zaman, nerede geleceği belli değil. Uzun emel sahibi olmayın. Hatta Efendimiz Aleyhisselam bu arada sahabeye şunu söyledi, ifade edilir. Taberani hadis-i şerifi bu söyledi. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki diyor Efendimiz. Şu gözümü her açtığımda göz kapaklarımın tekrar kapanıp kapanmayacak olduğunu düşünürüm. Ağzıma bir lokma attığımda bu lokmayı yutup yutamayacak olduğumu, yani ölüm bana bu kadar yakın, ben ölümü kendime bu kadar yakın hissediyorum. Göz açıp kapayıncaya kadarlık bir zaman bana mühlet tanındı mı, o kadar ömrüm var mı, ben bunu bilmezken sen bir ay vadeyle nasıl alışveriş yaparsın diye sahabeyi azarlayan Allah Resulü Aleyhisselam. Şimdi bizi görseydi 10 sene sonrasına vadeli alışveriş yapan bugünün ümmetine, bir aylık vadeyle alışveriş yapan Üsame'ye uzun emel sahibi, tuğlu emel sahibisin diyen peygamber herhalde bizi görseydi sizin ahirete imanınız yok derdi yani. Siz dünyalık yaşıyorsunuz derdi bize herhalde. Ulema bu ayetten işte Allah ne vaat etti size? Ölüm var. Ne zaman geleceği belli mi? Ama muhakkak gelecek diyor. Ona göre hazırlığınızı yapın. Akşama mı sabaha mı bekleyin ya. Ölümü bekler bir halimiz var mı bizim? Allah diyor ki öleceksiniz. Öleceğimize iman ettik. Dünyaya gelirken kulağımıza okunan ezan bize öleceğimizi hatırlatmak içindir değil mi? Ezanların bir namazı olması lazım. Kulağımıza okunan ezanın namazı musallada kılınıyor. Musallada kılınan cenaze namazının da ezanı okunmuyor. Çünkü doğduğunda okunmuş idi. Ezanla namaz arası kadar kısa bir hayat yaşıyorsun. Öyle uzun emeller peşinde koşma. Bu dünya için yaratılmadı. Önünde seni bekleyen böyle bir hakikat varken aklını başına al demektir diyor bu ayeti kerime. وَمَا أَنْتُمْ بِمُوْجِزِينَ Siz Allah'ın size vaat ettiklerini geriye çevirecek, Allah'ı aciz bırakacak da değilsiniz diyor bak. Haşa tümme haşa. Allah bir şeye söz verdi mi? Öleceksiniz, diriltileceksiniz, hesaba çekileceksiniz. Allah'ın bu sözünden haşa Allah'ı döndürebilecek gücünüz var mı? Mevla'ya bu sözünü yaptırmamaya kudretiniz, takatiniz var mı? Siz Allah'ı yapmak istediğinden, iradesinden aciz bırakamazsınız Allah diyor. Allah peygamberine bir söz verdi mi? Verdi. Ne dedi? Sana zafer, fetih sözü veriyorum dedi mi? Peki Allah sözünü gerçekleştirdi mi? Amenna. Allah'ın sözünü gerçekleştirmesine dünya engel olabildi mi? Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'de ne kadar zor günler yaşadı hepinizin malum. Mekke'den çıkartılırken daha Medine'ye varmadan Allah vahiyle peygamberine ne dedi? Allah sana söz veriyor, çıkartıldığın bu şehrin fethini Allah sana nasip edecek. Daha Mekke'den çıkarken bu sözü Allah verdi. Allah sözünü gerçekleştirdi mi? Ebu Cehil'e engel olabildiler mi?
İşte bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Allah'ın vaadinin gerçekleşecek olduğunu, kimse Allah'ı aciz bırakamaz. Atlasalar, zıplasalar, hoplasalar, hep birlikte inkar etseler, neticede Allah ne dediyse Allah'ın dediği olacak. Af buyurun, amiyane ifadeyle it ürür, kervan yürümeye devam eder. Mekke müşrikleri de çok af buyurun, havladılar. Peygamber'e karşı salyalarını akıttılar, hakaret ettiler. Sonuç ne oldu? Sonuçun ne olduğunu bir sonraki ayet-i kerimede Mevla'ya kulak verelim. Kul ya kavmi amelu ala mekanetikum inni amil. Habibim de ki, elinizden geleni ardına koymayın tabiri caizse. Ya kavmi amelu, ey kavmim. Bak burada da bir inceliğe dikkat çekiyor ulema. Karşısındaki kendini inkar edenlere bile Efendimiz ey kavmim diye hitap ediyor. Yani ey gavur oğlu gavurlar, ey gavur dölleri, ey Ebu Cehil nesli demiyor onlara. Ey kavmim, hani ola ki şimdi inanmıyorsunuz ama hani ola ki akleder, düşünür, tefekkür eder, yola gelirsiniz diye yine yumuşak üslup kullandırtıyor bak Mevla ona. Ey kavmim, i'melu ala mekanetikum, elinizden geleni yapın. Ne geliyor elinizden? Peygamber'e karşı, İslam'a karşı, Kur'an'a karşı, Allah'a karşı bütün düşmanlar, bütün kafirler ittifak edin. Elinizden geleni ardına koymayın. Bildiğinizi yapın. Allah meydan okuyor bak burada. Ve Peygamber'e de diyor ki söyle bunu benim adıma, arkanda ben varım, korkma. Elinizden geleni yapın. Efendimiz Kabe'de tavaf ediyor. 3 tane, 5 tane ona iman eden var ya da yok. Bir ara geldi tam Darun Nedve'nin karşısına. Yani bugün Altınoluk diye bildiğimiz Altınoluk'un karşısı Mekke müşriklerinin devlet merkezi. Darun Nedve. Efendimiz karşısındaki müşriklere parmak sallayarak ne dedi? Allah'a yemin olsun yakında kılıçtan geçirileceksiniz dedi. Bunu söylerken yanında 3 tane, 5 tane ona iman eden ya var ya yok. Koca Mekke devletini karşısına alarak yakında hesabını vereceksiniz. Bu nereden alıyor bu cesareti? Allah söyletiyor. Meydan oku karşındaki gavurlara. Bu mülkün sahibi benim anlatıyor. Senin arkanda ben varım. Ellerinden geleni ardına koymasınlar. De ki inni fa'ilun. Ben de yolumdan dönmeyeceğim. Siz yolunuzda yürüyün. İnkara, isyana, küfre devam edin. Peygamber'e, Kur'an'a, kitaba, şeriata sövmeye devam edin. Ben de Allah'ın dinini yaşamaya, yaymaya, anlatmaya gayret edeyim. Sonuç ne olacak? Men tekûn lehu akıbetüddâr. Diyarın akıbeti kimin için olacak? Göreceksiniz diyor Allah. Yani sonu kimin hayırlı olacak? Bu dar dünya için de kabul edilir diyor ulema, ahiret için de kabul edilir. Yani bu işin sonunda gülen taraf kim olacak? Ak koyun, kara koyun belli olacak. Bu işin sonunda kazanan kim olacak? Yakında göreceksiniz de diyor Mevla Habibine. Peki bu işin sonu ne oldu? Kimin için akıbet hayır oldu? Dünyada kazanan kim? Allah söz verdi peygamberine. Çıkartıldığın bu şehre, bu şehrin fatihi olarak döneceksin dedi. Allah sözünü tuttu mu? Efendimiz 8 sene gibi bir zamandan sonra Mekke'nin fethini gerçekleştirdi mi? Neddo Ebu Cehil'ler daha 2 sene geçmeden Medine hicretinde Bedir Savaşı'nda ne Ebu Cehil kaldı, ne Ümeyye kaldı, ne Utbe kaldı, ne Ukbe. Hani o Mekke'nin ileri gelen azılı kafirleri. Akıbet kimin için hayırlı olacak göreceksiniz yakında dedi. Mekke Ebu Cehil'leri dünyada akıbetlerini gördüler. Peygamber ve ona iman eden bir avuç Müslüman kısa bir zamanda 10 sene yaşadı peygamber Medine'de değil mi? 10 senelik Medine döneminde Allah Resulü ta Şam'dan Yemen'e, Bahreyn'e, Hicaz bölgesine İslam'ı yaydı, hakim kıldı mı? Halifeyi efendim Müslümin döneminde ya da Hulefai Raşidin döneminde 4 halife döneminde daha Efendimiz'den 30 sene sonra Efendimiz'in ahirete irtihalinden 30 sene sonrasında İslam Afrika'ya, İran'a, Bizans'a, Avrupa'ya kadar yayıldı mı? Ta Kıbrıs'ın fethi gerçekleşti ya. Kıbrıs nereye, Medine nereye? Hazreti Ömer zamanında Kıbrıs fethedildi.
Anadolu topraklarının birçok yerlerine İslam geldi. Akıbet dünyada kimin için yakında göreceksiniz diyor ayet. Gördüler mi? Peki dünyada akıbet Allah'a iman edenlerin lehine. Peki ahiretteki akıbet ne olacak? Dünyadaki akıbetleri ne olduysa ahirette Allah onlar için ne dedi? Sizin ahiretteki akıbetiniz de cezadır, azaptır, cehennemdir. Allah'ın dünyadaki sözü gerçekleşti mi? Ahiretteki sözü de gerçek olacak demektir. Allah Ebu Cehillere yakında göreceksiniz sonunuzun ne olacağını dedi. Gördüler mi? E o zaman Ebu Cehil'in yolunda gidenler hiç mi ders almıyorlar? Bunların dünyada sonu bu. Ahiretteki sonları da Allah haber verdi. Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak sana dünyada da ahirette de akıbetin kimler için hayır olacağını onlara göstereceğimi söyle diyor ya. Ulema diyor ki Mevla Teala Kur'an'da ne buyurdu? وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ Sadece peygambere değil iman edenlere de Allah'ın sözü var. Çünkü Allah'ın sözü gerçekleşecek diyor ya yukarıki ayet-i kerime. Allah ne söz verdiyse Allah'ın sözü gerçekleşecek. Kimse Allah'ın sözünde aciz bırakamaz. Mevla'nın sözünün gerçekleşmesine kimse engel olamaz. Allah ne söz verdi? Nur suresi 55. ayet-i kerime. Va'adallah, Allah vaat etti, söz verdi. Kime söz verdi? Ellezine amenu minkum, sizden iman edenlere. Başka? Ve aminu salihat, salih amel işleyenlere. Yeryüzünde iman edip salih amel işleyenlere Allah'ın sözü var bak. Ve bu Allah'ın sözü gerçekleşecek, kimse engel olamaz. Ne sözü verdin ya Rab? Leyesteklifennehum fil ard, kemesteklefellezine min kabli. Sizden öncekilere yeryüzünün iktidarını veren ben, yeryüzünde nasıl sizden evvelkileri muktedir yaptımsa, hakimiyeti onlara verdiysem, size de sözüm var Allah diyor. Sizden iman eden, salih amel işleyenlere yeryüzünün iktidarını nasip edeceğim. Peki bu ayet-i kerime geçmişte tecelli etti mi? Ecdadı Allah bunu nasip etti mi? Osmanlı'da, Selçuklu'da, Efendimiz'den sonra sahabe döneminde yeryüzünde Müslümanlar iktidar sahibi imiydi. Peki bugün Müslümanlar yeryüzünde güçlü mü? Sözleri geçiyor mu? O zaman bu ayeti kerime Kur'an'da varsa Allah'ın sözü söz. Allah'ın sözünde sıkıntı yok, sıkıntı bizde. Ne diyor Mevla? Sizden iman edip salih amel işleyenlere sözüm var diyor. Yoksa ümmeti Muhammed'in tamamına sözüm yok. Bu iki şartı siz tutun, ben Allah olarak sizden evvelkilere nasıl yeryüzünün iktidarını nasip ettimse, senin ecdadının, atının, üzengisini öpmeyi, garbın, adamları nasıl şeref addediyorlardı dün, bugün aynı güce sahip olmak istiyorsanız ecdadın yolundan gideceksiniz. Siz de ecdadınız gibi iman ve amel noktasında kendinizi ispatlayın, ben Allah olarak yine size yeryüzünün iktidarını nasip ederim. Firavun gibi arkasında 1 milyon 700 bin atlı ordusuyla önünde Kızıldeniz, iki ateş arasında kalan Musa'ya denizi yol yaparak kurtaran Allah, bugünün firavunlarından, Amerika'sından, Çin'inden, Moskov'undan sizi kurtarmaktan aciz midir? PKK'dan, PYD'den, DAEŞ'ten, beş para etmeyecek adamlardan Allah sizi kurtarmaktan aciz midir? وَمَا هُمْ بِمُوْجِزِينَ Allah'ı aciz bırakamazlar. O zaman Allah bugün ümmete yardım etmiyorsa bu Allah'ın gücünde bir eksiklik değil. Siz, sizden istenen seviyede durumda değilsiniz. Siz Allah'ın görmek istediği yerde olun, Allah size de yardım edecek. Çünkü Allah söz verdi mi sözünü tutar. كَتَبَاللّٰهُ Allah yazdım diyor bak. لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُول۪ي Ben ve peygamberlerin mutlak galip. Bu benim sözümdür, yazdım bunu Allah diyor. Peygamberlerimin yolundan gidenler, onlara uyanlar, onlar da galip gelecek. وَاَنْتُمُ الْاَلَوْنَ Ayet bak, siz üstünsünüz, siz galipsiniz. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer mümin iseniz. Bugün ümmetin sıkıntısından ayetin sonu çok enteresan. Müsaadenizle okuyayım. اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّالِمُونَ Allah zalimleri iflah etmez. Zalimlerin iki yakası bir araya gelmez.
Niye kafirleri iflah etmez demiyor Allah? Niye müşrikleri iflah etmez demiyor? Zalimleri iflah etmez Allah diyor. Çünkü zulüm çok daha geniş kapsamlı bir ifade. Şöyle dört başlığını söyleyip namaza kalkalım. İnançta zulüm, yani şirk. Allah'a karşı zulüm, ibadetteki kulların Allah'ın hakkına riayetsizliği. Bu da zulüm. Mahkemede kadı, hakim neyse hüküm verenlerin haksızlık ve zulüm yapmaları. Bir de muamelatta, insanların kendi aralarında. Karının kocasına, kocasının karısına, evladın anne babaya, akraba, komşu, ticarette, alışverişte bütün bu zulümler sebebiyle Allah iki yakanızı bir araya getirmiyor. İnancınızda şirk var. İbadetlerinizde zulüm var. Allah'ın istediği emirleri yapmıyorsunuz. Hüküm verenler, rüşvetle iş yapıyorsunuz. Adalet yok. Zengin olan, güçlü olan atını geçiriyor. Arkası olmayan, dayısı olmayan efendim zulme maruz kalıyor. Bir de kendi aranızda birbirinize zulmediyorsunuz. Onun için de iki yakanız bir araya gelmiyor, iflah olmuyorsunuz. Allah zulümün her çeşidinden bizleri muhafaza eylesin. Vaat ettiğini gerçekleştireceği kullarından olmayı bize nasip eylesin. El Fatiha.